Arkadaşlar merhabalar. Tekrar bir Zotero programında birlikteyiz. Bu Zotero dersimizde arkadaşlar Zotero'da yedekleme nasıl yapılır? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Hemen yedekleme örneklerinden bir tanesini göstereyim. Manuel olarak yedekleme nasıl yapılır? Düzenle bölgesine geliyoruz. Düzenle butonuna tıkladıktan sonra tercihler butonuna tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan şuradaki üst menüde arkadaşlar gelişmiş seçeneğini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ikinci alan olarak bakın burada genel seçili şu anda. Ben dosya ve klasörlere geliyorum. Dosya klasörlere geldikten sonra burada siz ilk başta olunca mesela şurası sizin seçili olacak. Ben örnek yaptığım için mesela şu anda özel bir alandayım. Hemen dizini göster diyorum. Dizini göster. Bakın şu Zotero klasörünü kopyalamamız lazım arkadaşlar. Şu anda masa üstünde. Bakın ben masa üstüne geldim. Bunu kopyalıyorum. Bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar pardon özür diliyorum. Evet, kopyalıyorum. Ondan sonra da gidip istediğim yere yapıştırıyorum. Mesela diyelim ki geldim ben masa üstüne bilgisayara girdim. Girdikten sonra da burada evet yedeklenen yani ikinci hard diskime kaydediyorum. Bakın burada kaydediyorum. Yapıştır diyorum. Evet, o klasör kopyalanacak. Gelip buraya yapışacak arkadaşlar. O yapışırken evet görüyorsunuz. Evet. Bu klasörü yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra şu andaki Zotero'muz burada hazır. Bunun üstüne değişiklikler yapacağız. Göreceksiniz. Diyelim ki birkaç tane silme falan yapacağız. Tekrar eskisini gelip yükleyeceğiz. Göreceksiniz yedekleme nasıl kendini gösteriyor. Farkı anlayacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi İkinci hard diskime E bölgesine kaydettiğim Zotero geldi, yerleşti arkadaşlar. Bakın Z harfine tıkladığım zaman çıkacaktır. Evet. Şimdi buralara müdahalede bulunmuyoruz. Programı tekrar biz kurduğumuzda ya da başka bir yerde kurduğumuzda adres olarak bu klasörü gösterdiğimizde program otomatikman gidip bu adres içinde gerekli olan dosyaları açıyor. Açtıktan sonra da sizin mesela o dosyalarınıza hatta mesela işte klasör hiyerarşinize hiç dokunmuyor. Aynı şekilde geri getiriyor. Hemen deneyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda dikkat ederseniz çalıştığım alan yani Zotero'nun dosyalarının kaydedildiği alan arkadaşlar. Bakın masa üstündeki Zotero klasörü. Ben nereye kaydettim? Ben yedeğimi nereye aldım? D'ye aldım. Yani hard diskimi aldım. Pardon E'ye aldım yani. İkinci hard diskimi almıştım. Şimdi ben burada diyelim ki bir değişiklik yaptım. Mesela yani diyelim ki bu dermeyi sildim. İsimsiz 3'ü sildim, 4'ü sildim. Projelerimi sildim. Bu dermeleri sildim arkadaşlar. Yani her şeyi sildim. Yani mesela kitaplığıma geliyorum. Kitaplığımda da bunlar var. Bunların hiçbirini seçmiyorum. Mesela diyelim ki seçtim birini. Sonra düzenleye gittim. Tümünü seçtim. Tüm eseri gönderdim arkadaşlar. Bakın nereye? Çöp sepetine gönderiyorum. Bu çöp sepetine gönderme aynı zamanda yani eserlerin Zotero'dan silindiği anlamına gelmesin. İkinci bir silme işlemi daha yapacağız. Bu programın bir çöp sepeti var. O eserler hepsi çöp sepetine gidiyor. Yani çöp sepetine bakın tıkladığımda eserler tekrar geliyor. Eğer ben çöp sepetini boşaltmazsam eser gitmez arkadaşlar. Hepsi yine çöp sepetinde geri kalır. Hemen silelim. Sildik. Evet arkadaşlar bakın. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Evet. Peki ben şimdi ne yapacağım? Yedeğimi nasıl geri çağıracağım? Ya da başka bir bilgisayara gittim. Zotero programını kurdum. Evet, açtım. Açtıktan sonra da hemen ne yapıyorum? Yine düzenle bölgesine geliyorum. Tercihlere giriyorum. Buradan gelişmiş seçeneğinden. Dosya ve klasörlerden. Genelde açtığınızda bu genelde oluyor. Siz dosya klasörlere geliyorsunuz. Bu sefer adres bildiriyor. Diyorum ki Zotero git şu adresten mesela dosyalarını al gel kardeşim. Hemen tıklıyorum. Şimdi bu Zotero'nun benim yedek yaptığım Zotero olduğundan emin olmam lazım. O nedenle mesela masa üstüne geliyorum. Bilgisayarıma geliyorum. Oradan yedek sürücüm yani D'ye gidiyorum genelde. Ondan sonra da buradan Zotero'yu buluyorum. Bulamıyorsam da ne yapıyorum? Bakın burada altta evet. Klasör olarak seçiyorum. Bak diyor adam zaten burada diyor ki klasör seç. Yani bir dosya falan seçme. Klasör seç. Ben bu klasörün içindeki dosyaları alırım diyor. Şimdi ben bunu seçtikten sonra Zotero programı açılıp kapanacak. Kapanınca tekrar açılacak. Açılmazsa biz kendimiz açacağız. Ve o dosyalar tekrar geri getirecek. Mesela biz burada hiyerarşiyi sildik. Burada bütün dosyaları sildik.
Farz edelim farklı bir bilgisayarda açıyoruz programı. Bu Zotero programı aynı zamanda bir flash'a da yüklenebilir. Devamlı flash'tan çağırırız. Yaptığımız her türlü değişiklik nereye gider arkadaşlar? Flash'a gider. Evet, flash'ın içinde kaydolur. Hemen seçelim. Bakın seçtikten sonra değişikliğe etkili olabilmesi için Zotero yeniden başlatılmalıdır. Evet, başlatsın. Evet arkadaşlar, şu anda Zotero programı kapalı. Ben tekrar açıyorum. Evet. Evet, bir güncelleme geliyor. Dikkat ederseniz. Evet, bakın şu anda tekrar görüyorsunuz. Hiyerarşim, klasör hiyerarşim kendiliğinden geldi ve dosyaların da hepsi tekrar geri geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir yedekleme sistemi ise şöyle gerçekleşiyor. Dosyaya geliyoruz. Dosyadan bakın kitaplığı dışarı aktar. Kitaplığı dışarı aktar demek yani kitaplığın üzerinde bulunan bütün künyeleri, fişlenmiş künyeleri ne yapıyor arkadaşlar? Tek dosya olarak atıyor dışarıya. Peki mesela buradaki yaptığımız değişiklikleri klasör hiyerarşisinde alıyor mu? Hayır, onu almıyor. Sadece buraya bir tane ne getiriyor arkadaşlar? Klasör şeyi getiriyor. Yani kitaplığın klasörünü getiriyor. Hemen deneyelim arkadaşlar. Bakın ben mesela bunu dışarıya aktaracağım. Bakın ama bunun için kitaplığımı seçiyorum. Bakın. Kitaplığı seçiyorum. Seçtikten sonra bakın kitaplığı dışa aktar diyorum. Hemen burada bir özellik çıkıyor. Diyor ki notları dışarıya aktar, dosyaları dışarıya aktar. Yani bazen mesela künyelerin altına ne de ekledik? Dosyalar da ekledik. PDF'ler de ekledik. Onu da dışarıya aktarmasını istiyorsak seçiyoruz. Burada bir seçim yapmak zorunda mıyız? Hayır, yapmayalım. Bunu böyle yalnız bırakalım. Buradaki seçenekler daha çok mesela Zotero programının diğer araştırma ve yazma yani akademik alanda kullanılan programlarla olan bağlantısını göstermeye çalışıyor. Yani Zotero'dan export edilen dosya yani kitaplığın bu programların bu formatlar sayesinde farklı mesela programlarda da açılabilir. Biz RDF'yi seçiyoruz. Okey diyoruz. Kitaplığa hemen yer veriyoruz. Ben bir tane atmıştım. Şimdi buna iki diyelim ki bilelim. Hemen bunu nereye atıyorum? Masa üstüne arkadaşlar. Kaydediyorum. Bakın kaydedildi. Evet, şimdi tekrar onu içeriye çağırıyorum. İçeriye çağırırken burada bir kitaplığım klasörü daha olacak bu sefer göreceksiniz. Bakın dosya. İçeriye çağırıyorum. İçeri aktar. Evet böyle bir uzantı yani bu formatları alıyorum diyor. Ben next diyorum. Masa üstüne geliyorum. Mesela kitaplığım. Evet. Bakın kitaplığım 2 bu klasörü seçiyorum. Aç diyorum. Şurada kitaplığım dosyasını seçiyorum. Dikkat ederseniz. Seçtim. İçeri al diyeceğim onları. Hepsini şu anda içeriye aktarıyor arkadaşlar. Yani dikkat ederseniz bakın nereye aktarıyor? Bakın kitaplığım 2 klasörünü aktarıyor. Ama burada mesela isimsiz 3 klasörünü, diğer projelerin klasörünü aktarmıyor. Sadece bütün eserleri kitaplığım klasörünün içine tekrar yerleştiriyor. Yani şurada var olan eserleri biz ne yaptık? Kopyaladık, dışarıya aktardık. Yani kopyalamadık, özür dilerim. Dışarıya aktardık, sonra da içeriye aldık. Evet, hem export yaptık, hem import yaptık arkadaşlar. Bu da farklı bir şekil, yedekleme şekli. Asıl önemli olan yedekleme şekli arkadaşlar farklı. Evet, onun için ne yapıyoruz peki? Onun için bu kendini hallederken arkadaşlar biz farklı bir olaya girelim. Evet, şurada farklı bir siteye girdik. Yani Zotero sitesine giriyoruz. Arkadaşlar Zotero.org sitesine giriyoruz. Evet, girdik. Girdikten sonra arkadaşlar burada login kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Buradan login oluyoruz. Dikkatinizi çekerim. Evet. Login olduktan sonra elde ettiğimiz şifre, tabii login olabilmemiz için ilk başta mesela register yapmamız lazım. Register bölgesine gelip burada kullanıcı adı, email, tekrar email, ondan sonra şifre, ondan sonra tekrar şifre. Ben robot değilim tıklıyoruz. Ondan buradan sonra bir kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra kullanıcı adı ve şifremiz oluyor arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifremiz olduktan sonra ne yapıyoruz? Gelip buraya yazıyoruz. Tabii bu bize mesela email de gönderecek. Yani register yaparken, kayıt yaparken e-mail de gönderecek. Ben bunu bu derste sonlandırıyorum. İkinci derste tekrar anlatacağım. Bu yedekleme işini arkadaşlar. Hepinize iyi günler.